Sokaktan Al Veri kanalından herkese selamlar. Sevgili dostlar, şu anda Balıkhalindeyiz. Gürpınar Balıkhalindeyiz. Buradaki esnafa, komisyonculara ve tekne sahipleriyle konuşmaya geldik. Ortada bazı iddialar var. Duyduğumuz kadarıyla kimisi mazottan şikayetçi, kimisi bazı kötü niyetli insanların fiyatları bilerek yükselttiğiyle alakalı şikayetçi. Biz de bunları araştırmak için geldik. Buradaki çalışanlara soracağız. Bakalım neler dinleyeceğiz. Balıkçı, ben reisim. Neysin abi sen? Reis. Sen teknen var. Var ha. Tamam. Güzel. Biz de zaten reis arıyorduk. Abi dün bir mevzu çıkmış burada. Bazı sorunlar olmuş. Bazı çirkin iddialar var. Doğru. Reisler bilerek balık tutmaya gitmiyor diyorlar. Nedir abi bu mevzunun? Bilerek derken mazot pahalı olduğu için bizi kurtarmıyor. Tutuyoruz 150 kasa balık. 400-450 milyon yapıyor. Dünkü videoda şöyle bir şey vardı. Hamsi 150 lira olacakmış. Halk 150'ye yiyecekmiş abi hamsiyi. Bugün bak çek abi salları. Bir tane hamsi tutmadılar. Hepsi yatıyor abi. Hepsi yatıyor. Halkın pahalı balık yemesini istiyorlar abi. Vatandaş pahalı balık yesin diye bilerek çıkmıyor diyorlar. Hangi doğrusu çocuğu söylemiş onu? Öyle deme de. Öyle deme de. yok öyle bir şey abi ya. Yani o videoda öyle bir şey vardı. Bir iddia vardı. Biz de gelip astın astarını ödedim. Sadece dedi, kurtarmadığı dedi. İçin. Sadece kurtarmadığı için. Giderler kurtarmıyor. Giderler. Tabii mazot pahalı. O yüzden. Senin bir seferin kaça bu mal oluyor? 70-75 milyarlık mazot harcıyorum. 75 bin lira. 2,5 ton. Sadece mazot mu? Sadece mazot. Personele ne kadar veriyorsun abi? Onlar pay alıyorlar. Fiyatı tabii sattım. Peki bir çıkışta yani ne çıkarsa? Ne çıkarsa? Ne çıkıyor ortalama? Ya işte normalde ya şu an... Ne kadar kazanıyorsun aşağı yukarı? Şu an kazandığımız şey yok. Şu an ne kalıyor? Kol saati. Ciddi misin ya? Şu an bir şey yok. Ya bedavaya mı çalışıyorsun şimdi abi? Tabii. Zararına. Tabii şu an öyle olduğu için zaten çıkamıyoruz. Peki mazot karşılamadığı için mi? Yoksa balık mal mı az? Mazot pahalı olduğu için, mal da az olduğu için o yüzden böyle bir şeyler oluyor. Peki bu 3 günlük bir şey varmış, çıkmayacağız falan. Kota getirmeye çalışıyoruz. Yani rakamları yükseltmeye çalışıyoruz. Biraz bizi kurtarsın diye. Şu anda size ne kadardan mazot veriliyor? 40. 40 lira mı? Ya biz de aldığımız 35 lira, 33 lira falan. 33 alıyoruz dediler, o yüzden soruyoruz. 33-35 lira arası. Ama normalde petrolde mesela gittiği zaman 40 lira. 40 lira. Siz 7 lira daha indirimli alıyorsunuz. Peki abi nedir, talebiniz nedir? Asıl mesele nedir yani? Personel giderlerinin azaltılması mı, ya mazot indirim mi? O azalmaz, öyle bir şey yok. Çünkü herkes payını alıyor. Burada maaşlı çalışan hiç kimse yok. Herkes, örnek veriyorum bugün 100 milyarlık satış yaptıysak, %10'un mesela tayfanın. Anladın mı demek istediğimi? Orada maaş şeyi yok. Yok belki hani vergi, işte sigorta primi. Yok onlar önemli değil. Önemli olan, tabii onun önemli olan balık tutmamız. Balık. Peki balık çıkmazsa ne olur, kol saati? Kol saati abi. Abi çok sıkıntılı bir şey bu ya. La kısmet. Bir abi bismillah diyor, çıkıyor. Peki abi teşekkür ediyoruz. Abi dün biz bir sosyal medyada video gördük. Videodaki arkadaş diyordu ki burada sırf vatandaş pahalı yesin diye İşte tekneciler, reisler çıkmıyor, tutmuyor balık. Sırf vatandaş 30-40 liraya değil de 150 liraya hamsi yesin diye böyle bir iddia vardı. Nedir bu meselenin aslı? Şimdi abi olaya objektif bakacağız. Ben de burada komisyoncuyum, balık satıyorum. Şimdi bu kayık sahibi abilerimiz şikayetçi. Neden? Mazot pahalı. Tutan balık sayısı az. Bunlara da hak vermek lazım ama esnafa da hak vermek lazım. Şimdi onlar da ya zamanında onlar da pahalı balık aldı. Pahalı balık aldıkları için biz sizi zamanında idare ettik. Siz de şimdi bizi idare edin. Ondan şikayetler ondan yani. Zamanında onlar da zarar etti. Örnek veriyorum 1000 lira kasasını alıp gidip zararına sattılar. Şu anda diyor ki biz ekmek yiyoruz. Hani ucuz alıyoruz, ucuz satıyoruz. Para da kazanıyorlar, halk da memnun. Niye çıkmıyorsunuz diye illa ister istemez şikayetçi oluyor. Ha gelip kayıkçılar da kardeşim kazanmıyoruz diyor. Masraflar ağır görüyoruz. Tamam eyvallah 40 lira mazot. İşte tayfaları var. Bu kayık az değil yani. Hiç olmasın 60-70 bin lira bir sefer balık tutmanın masrafı var. Çünkü yaktığı mazot en az 2 tona yakın mazot döküyor bir kayık. Mesafesine göre değişiyor tabii ama esnaf da diyor işte bizi idare edin. Biz sizi idare ettik. Biz geldiği yeri burada 1500 liraya hamsinin kolisini atıp 100 liraya sattık, zarar ettik. İşte halk yesin. Neden şu an ucuzken sen bu balığı tutmayıp da benim tezgahıma git götürmemi engelliyorsun. İki taraf için de bir sıkıntı var. Ha şimdi en büyük sıkıntılar da kendi aralarında anlaşıp tutmuyorlarmış. Hani esnafın haberi yok bu olaydan. Kendi kafalarına göre diyorlar esnafın demesi. Kendi kafalarına göre biz çıkmayacağız. İşte taban fiyat 600 lira olacakmış. Bu kaç kilo için şimdi herkes balık tutuyor? Şimdi şöyle bir koli hamsi de ortalama 15, en az 15 kilo balık geliyor. Bu 17'ye kadar 18'e yani kadar kilosu çıkıyor. Kilosu ne kadara denk geliyor yani şu an? Ya abi hesap et işte. Şu an bunların taban fiyatı 600 olduğu için ortalama kaça gelir? 40'a mı gelir? 40 liraya halde alışı gelir. Esnaf da bunu dışarıda 50'ye satsa zarar eder. Çünkü masrafları biliyoruz ağır. İşçisi, mazot. Depolayacak, pazara çok götürecek. Çok uzun hani her şey var. Bu masraf 50'ye değil, 60'a da bir şey kazanmaz yani tahminim.
O bakımdan şu an 400 liraya falan hamsileri alıyorlardı 2 güne kadar, 3 güne kadar. Hatta bu geçtiğimiz bir hafta içinde 400'e kadar kolyesini aldılar hamsinin. 50 liraya sattığımı da para kazandılar. 50, 60, 40. Hani gününe göre değişiyor. Halk da aldı. Esnaf da para kazandı. Ama gel gör ki işte balık sayısı, tutma sayısı az olduğu için mesela bir kayık 100 tane balık tutuyor. Kurtarmıyor adamı. 100 tane balık diyor, 200 tane balık da kurtarmaz diyor beni. Şimdi bir taraf var kurtarmaz diyor. Bir taraf da var diyor ki neyi kurtarmıyor kardeşim diyor. Zaten devlet yapacağını yapmış diyor mesela. 33'ten veriyor 40 liralık mazotu diyor. Daha ne istiyorlar falan diyor mesela. Bu iddialar hakkında ne düşünüyorsun? Şimdi tamam doğru. Devletin mazotta kayıklara bir şeyi var. 33 liraya falan alma mevzusu var. Ancak abi öyle düşünmeyeceksin. Çünkü bunlar yaktın mı 2 ton mazot az değil. 2 ton mazot 60-70 bin liraya yakın para yapıyor bunlar için. 100 kasa balık tutsa örnek veriyorum. Zaten 600 liraya satsa 60 bin lira toplar. Zarar. Bunun var köpüğü var, tayfası var. Bunlar da haklı. Tutacak ki 400-500 kasa. Yapsın 500 lira. Bunların da gözüne gelmez. Şimdi bunlar da haklı. Ha gel esnaf haksız mı? Haksız değil. Bizim esnaf da haklı. Herkes haklı ama. Şimdi bu konuya bir çare bulunması lazım. Ama nasıl bir çare bulunacak onu ben de bilmiyorum ama. Peki sen ortadan bakan bir göz olarak hem esnafın tarafından bakıyorsun hem burada gemi sahibi ya da tekne sahibi olan kişinin tarafından bakıyorsun. Nedir asıl talep? Yani nerede bir talep oluşturulursa, neye çözüm bulunursa bu sıkıntılar çözülür. Abi bu bu şekilde çözüm çok zor. Bana kalırsa kendi şahsi fikrim bence kayıkların çıkıp tutması lazım. Ne tutarlarsa rızkı veren Allah tutacaksın abi. Gelirsin buraya kardeşim mal benim bu paranın altına satma. Alan alır, almayan almaz. Dersin ama yine burada yatmak olmaz. Çıkacaksın, tutacaksın abi. Demem odur yani. Peki teşekkür ederim. Birkaç video falan gördük. Olay olmuş, bir şeyler olmuş. Kimi diyor ki balıkçılar suçlu. İşte kimi diyor ki balıkçılar da kendini savunuyor. Biz de mazot karşılamıyor o yüzden çıkmıyoruz. Nedir asıl mevzu nedir? Sebebi nedir? Konuşalım mı abi? Bu şimdi o dünkü konuşan arkadaş tecrübesiz konuşmuş. Olaya vakıf olmadığı için yalan yanlış konuşuyor. Sen nedir? Sen alıcı mısın, satıcı mısın, pazarcı mısın? Biz burada hem pazarcı hem komisyonculuk yapıyoruz. Evet. Burada balıkçı reislerimiz bir konuda haklılar. Yani bir fabrika düşünün, siz fabrikada zarar ediyorsunuz. O fabrikayı çalıştırır mısınız? Kim çalıştırır? Çalıştırmaz. Balıkçı reislerimiz diyor ki mazot pahalı. Doğru mazot. Kutu pahalı. Doğru. Burada komisyona sattırıyor pahalı. Biz bundan zarar ediyoruz. Her gün adamlar 20 gündür zarar ediyor. Fabrikalarını kapatma aşamasına geldiler. Yoksa yani 150 milyona hamsiyi satın, kilosunu satın, şu bu tamamen iftira, yalan. Balıkçı reislerinin kararlanmamış. Zaten reisler olmazsa bu mesleğin bir anlamı yok ki. Mesleğin asıl sahibi balıkçı reisleri. Bunun için o arkadaşımız dün medyaya çıkmış, o iftira kampanyası yapıyor. Tecrübesiz konuşuyor, bilir bilmez. Balıkçı reisleri buna diyor ki hani bir taban fiyatı olsun, 500-600'den aşağı düşmesin hamsi. Biz de para kazanalım. Boş kutuya 30 milyon veriyorlar. Gecede 2 ton 3 ton mazot yakıyorlar. 33 milyonu alıyorlar 100 milyar. 200-300 kasa balığından geliyor. Balık yapıyor 200 milyon, 250 milyon. 60 milyar satıyor, 150 milyar masraf var adamın. Buna can dayanır mı? Halk da balık yemiyor. Dışarıdan iş de olmuyor. Halkın balık yemesini istiyoruz. Bu balığı yesinler yani. 3 gün çıkmama kararı falan almış herhalde. Ya piyasa toplansın diye herhangi bir alt niyet yok. Yani piyasa toplansın. Hamsi daha bir esnafın eli boşansın. Ondan... Ama şu an medyada şöyle bir şey geçiyor. Hani mazot ya da giderlere tepki göstermek gibi algılanıyor. Öyle. Evet bunu mazot ucuz vermesi lazım balıkçılara. Yani yazık günah. 30 milyon adam 33 milyona mazot alıyor. Bunlar bir fabrika. Bunlar yani 30 tane tayfa çalıştırıyor. 30 tane hanımı var. 60. 2 tane babası var. 120 tane. 300 kişi. Bir gördüğün o tekne 300 kişiye bakıyor. Bunu devlet desteklemesi lazım bu reislere. Bu mesleğin asıl sahibi reisler. Reislerin ya da meslek sahipleri talebi nedir? Ne bekliyorlar? Yani mazot ucuz almasını istiyorlar. Bu mazotu bu adamlara ucuz versene bu problem yok yani. 33 milyonu alıyorlar. Pompayla aynı fiyat aşağı yukarı. Gecede 2 ton 3 ton yakıyor adam. 100 milyar 150 milyar masrafı var. 30-40 milyar 50 milyar balık tutuyor. Yani zarar etti bir işi niye yapsın ki? Yapılır mı? Senin fabrikan olsa zarar etsen yapar mısın? Bu balıkçı esnafımız. Bu her gün tezgahında zarar etse çalışır mı? Kapanacak. Nereye kadar dayanır? Onlar da bunu tepki amacıyla yani bir gün çıkmayalım. Sesimizi duyuralım hesabı. Buna devletin o adamlara ucuz mazot vermesi lazım acilen. Yoksa sektör iyi değil yani. Ayakta duramaz o adamlar. Peki yoksa 150 milyon hamsi karşılayabiliyorlar mı? Masraflarını karşılayabiliyorlar mı? Hayır. Hepsi zarar içerisinde. Zararına satış yapıyorlar. Tabii adamların 300-500 milyon satışı var 20 gün sezon açıları. 2 trilyona yakın şeyleri var. Giderleri var. Tayfaya haftalık veriyorlar. Maaş yani haftalık.
mazot var, kumanya var, 40 tane adamın yeme içmesi var, arızası var, şuyu var, buyu var. Bunlar yüklü bir derecede masraf. Böyle kolay işler değil bu işler. Önüne gelen konuşuyor, önüne gelen konuşuyor. Yani o dün medyaya çıkan şeyler asılsız. Kimse 150 milyona halk balık yesin demiyor. Başka bir şey mevzu. Biz bu işe dayanamıyoruz diyor. Orada bir art niyet var sanki. 150 milyona hamsi satılsın diyen de alt niyet var. Balıkçılarda yok, evet. Reislerde yok. Yani 150... Bir algı çalışması gibi bir şey miydi o ya? Ya tecrübesiz. Burada bir şeyi temsil etmiyor. Bir vatandaşın tepkisini size çekmeye çalıştılar galiba. Evet, yoksa kimse, hiçbir balıkçı arkadaşımız 150 milyona yesin demiyor. Balıkçı reisleri bir şeyi dile getirip geçerliyor. Diyor ki biz zarar ediyoruz. Bize devlet destek çıksın. Peki oldu mu böyle gelip dinleyen, bizim gibi böyle soran eden? Ben dün gördüm, bugün buradayım. Bugün siz geldiniz herhalde değil mi? Siz geldiniz, siz de başka kimse gelmedi. Var mı başka gelen soran? Bir iki geldi. O dün medyaya çıkmış, o 150 milyonu halk satılsın, bunlar vatan haini falan, öyle bir şey söz konusu değil. Kimse 150 milyon, hangi pazarcı 150 milyonu satmak ister, ister misiniz? İstemez. Artan olur abi, kim alacak ki 150 lira? Kim alacak ya, zaten alım gücü yok halkın. Pazarlarda hamsi 40 lira, bir algı operasyona girmişler, pazarlarda 100 liraymış. Yok efendim mesela, şimdi bu TikTok'ta görüyoruz yani böyle. İşte efendim 300 lira 400 lira hamsi alıyor, götürüp pazarlarda 100 lira. Hayır, pazarlarda hamsi 40 lira. Pazarcı da zarar ediyor yani. Bu arada sadece kayıkçı zarar ediyor. Kayıkçı kendini düşünüyor, pazarcı da kendini düşünüyor yani. Biz de mesela işçi çalıştırıyoruz. 5 tane 6 işçisi, bunun sigortası, yemesi, içmesi, masrafı hepsi içinde yani. Biz de zarar ediyoruz. Yani o, şimdi, o kendine göre haklı, biz kendimize göre haklı. Yani bunu toplantıda güzel bir orta yolunu bulunması lazım. Şimdi bu şurada şu var mesela, alt taban diyorlar mesela, 600 lira alt taban dediler. Üst taban da bir şey belirlemeleri lazım ki iki tarafta mutlu olacak yani, iki tarafta. Çünkü herkes çoluk çocuğun rızkı için, herkes gece saat 12'de mesela, bak 12'de kalmış gelmiş, çoluk çocuğumuzu terk edip gelmişiz burada. Yani ekmeğimizin davasındayız yani. Peki var mı bunlarla ilgili bir çalışma, böyle yani düzenleme çalışma bir şey var mı? Yani bunlar daha büyüklerimiz mesela, burada akıl insanlar bunu bir şey bulacaklar yani. Bir nokta koyacaklar yani, iki tarafı zarar görmeyecek şekilde. Yani olması lazım yani. Her var, onlar sıkıntı da biz de sıkıntı. Onlar da haklı yani. Kendi bu işin diyor. Asıl sebebi devlet bu adamları destekler. Ucuz mazot verirse eskisi gibi, bu adamların sorunu kalmaz. Bu mazottan kaynaklanan bir olay. Yani mazot pahalı adamlara. Sen 1 milyar arabana mazot koyuyorsun, bir gün sonra bitiyor. Bu adam gecede 3 ton yakıyor. Kolay değil. 100 milyar mazot yakıyor. En büyük kalem mazot mu şu an? Abi, bu adamlar mazot. Mazot çıkınca kutu çıkıyor. Mazot çıkınca usta yapacağı işi pahalı yapıyor. 3 ton 4 ton mazot yakıyor gecede. Buna dayanır mı adam? Dayanmaz. Niye zarar etsin ki? O gördüğün her bir tekne 300 tane adama ekmek veriyor. Kolay değil o adamların işi. Kalkmayacak Trabzon'dan, şundan buradan. Üreticinin ya da reisin ne kadar daha gücü var? Böyle ne ya kadar bu gidecek? Belki de bir ay sonra hepsi bağlar. Çıkmazlar denize yani. Üreticiler batar mı bir ay sonra? Böyle batar, nereye kadar dayanacak ki? Pazarda 200 lira yamsıyı yiyemez. Nasıl abi? Millet pazarda 200 lira yamsıyı yiyemez, mazot düşmediği sürece. O zaman o videodaki gerçek olur o. Harbiden 150-200 lira. Gerçek değil. Bir ay daha böyle olursa başka ne olacak abi? Bir ay daha böyle olursa tutucular... Harbiden 150-200 lira yiyeceğiz. Hayır, çıkmaz ki. Tutamadıktan sonra bu sefer balık da yemez. Devlet bunlara destekleme vermesi lazım. Veriyor ama yeterince değil yani. 33 milyondan veriyor en son mazot zamlarıyla birlikte. 40 lira mazot. İşte 30'a alıyordu. 40 olunca bunlar 33'e çıktı bildiğim kadar. 33'e. Yani ya bunlara 20 liraya mazot verse sorun bitti. Desteklesin yalnız devlet. Devletin gücü var. Abi peki ne oldu da, peki mazotun artışı hakkında bir bilgin var mı? Niye arttı bu kadar? Valla onu devlet büyükler hep bilir. Bilmeyiz. Seçimler ne kadar geçti abi? Mayıs ayında işte 4 ay mı geçti? Seçim günü 19 liraydı mesela. Seçim zamanı düşürürler. Seçimden sonra halka verirler gider. Bu iş öyle yani. Maalesef. Ama o dün medyaya çıkanlar asılsız. Bunu yayınlayın yani. İşte balıkçılar 150 milyon satsın. Aslın aslarını öğrenmek için geldik de soruyoruz. Bak ta buraya kadar kimse konuşmadı abi. O arkadaşımız tecrübesiz konuşmuş. Konuşan esnaf arkadaşımız sinir anında konuşmuş. Yani hiçbir balıkçı reisi halka 150 milyona mal satın demez. Öyle bir şey mümkün değil. Adamlar tepki veriyor. Biz mazot kurtarmıyor, zarar ediyoruz. Mesele buradan ibaret. Topçuya, popçuya efendim indirip yapıp futbol kulüplerine milyar dolarlar siliyorlar. Gelsin buradaki emekler insanlara sahip çıksınlar, bunlara indirim yapsınlar. Hükümete söylüyor. Bu balıkçı esnafına, balıkçı reislerine sahip çıksınlar. Balıkçı reisler olmasa bu iş biter. Bunlar emekler. Balıkçı dedim mi işin sahibi reisler. Büyük motorların hepsinde 5-6 tane motor var. Büyük motorlar var. Çok yakıt yakıyor. Yakıt masrafı çok. Adamlar bir tur atıyor, dünyanın mazotunu yakıyorlar. Bir gece 3-4 ton motor yakıyor adamlar. Kurtarmaz, bu şekilde kurtarmaz. Yani, mazot 40 lira, nereye kurtarıyor? Adam bir tur atıyor 10 milyar. Şu an yövmiyeler ne kadar mesela? İşçi maliyeti ne kadar? Yövmiyeler düşük. Düşük yani. Ne kadar düşük? Bir adamın yövmiyesi kaç var abi? Burada herkes balıkçı olabilir de izleyen abi, balıkçı değil, evet, abi. Ortalama bir şey söyle. Asgari ücret abi. Asgari ücret. Çok. Aynen öyle, asgari ücret. Herkes çalışan burada. Asgari ücret yani. Yanına götürdüğü balıkçıların hepsi asgari ücretle mi çalışıyor? Tayfaları mı diyorsunuz? Evet.
Onları bilmiyoruz. Biz burasını biliriz. Onları bilmeyiz. Yani denize çıkanlar. Yok, onu bilmeyiz biz. Onu reisler bilir. Onlar pay alıyorlar herhalde bildiğim kadarıyla. Hem maaş hem pay alıyorlar. Devletimiz mazotu çözerse her şey çözülür. Bizim işimiz de çözülür inşallah. Mevzu ne? Mevzu motorcuların bize yaptığı yanlış. Yani bize değil halka yaptığı yanlış. Tezgahlarda balık satılmıyor. Yani pahalı geliyor. Bunlar da ucuz diye tutmuyorlar. Şu anda yani halk da mağdur, biz de mağduruz. Sen pazarcı mısın, komisyoncu musun? Hem pazarcıyım hem komisyoncuyum. Anladım. Peki fiyatlar ne kadar şu anda? Şu anda... Hamsi fiyatı ne kadar mesela? Şu anda hamsi yok. Hamsi şu anda 2,5 milyar. Hamsi şu an yok. Yok. İstavrit ne kadar? İstavrit de iyi. İstavrit de 2000 lira, 1500 lira. Bu ne kadar bir şeyden bahsediyoruz kilo bazında? Kasa, kasa 15 kilo. 2000 liraya geliyor. Kaç paraya geliyor ki? Ne kadar geliyor yani? Kilosu 100 liraya geçiyor, 130 liraya geliyor. 130 liraya geliyor. Evet, hem de şu an istavritin kilosu... Ya normalde 130. Şu anda istavritin kilosu 70-80 lira olması gerekirken... Yani şu anda 130 liraya geliyor. Peki bunun sebebi nedir abi? Niye bu kadar pahalı? Sebebi kayıkçılar motorcular tutmuyor. Tutmuyorlar. Evet, mazot pahalı diye. O yüzden tutmuyorlar. Tutmayınca da fiyatlar yükseliyor az olduğu için. Fiyatı da az alınca fiyat da yükseliyor. Fiyatlar yükseliyor, evet. Anladım abi. Yani, peki şimdi onlara sorduğumuz zaman da... Muhtemelen daha şimdi yeni başladık röportajda da onlara sorduğumuzda da diyecekler ki giderlerimiz çok. Abi giderler çok da. Herkes kendince haklı. Ya onlar da haklı taraftarlar da ama yani halkı da düşünmek lazım. Kardeş halkın alım gücü yok. Tamam da adam da diyecek ki ben onun adına konuşmak istemiyorum ama yani tahmin ediyorum sadece. Onlar da diyecek ki yani ben halkı düşünüyorum da beni kim düşünecek ama? Abi. Beni kim düşünecek yani? Benim giderlerimi kim düşünecek? Abicim şimdi o haklı bu haklı. Haksız kim? Haksız biz miyiz? Yani mesela en çok bizim şu anda duyduğumuz mazot fiyatları. Evet, tabii mazot bizde zaten. Yani reisleri de, komisyoncuları da, pazarcıları da her türlü mazot etkiliyor. Mazot abi. Nedeni mazot. Mazot yüksek olması. Mazotun sebebi ne abi? Abi oraya girme, o siyasete gir. Yok abi niye? Bizim ülkemizin bir gideri değil ya mi? Ben senin şunu, benim giderim ya değil mi? Ya şunu istiyorum ben. Sebebi yani, niye siyaset olsun abi? Abim, buna devletimiz el atması lazım. Yani motorcular özellikle ufaktan da olsa... Mazot konusunda bir yardımcı olmalı lazım. Fiyatları düşürmeleri lazım. Halkımızın balık yiyebilmesi için, bizim de para kazanmamız için. Hani sebebi mazot. Mazot yüksek olması. Yani tamamen bu fiyatların yükselmesi, şu andaki motorcuların denize çıkmaması nedir? Mazot abicim. Peki senin tahminine göre mazot artışının sebebi nedir abi? Niye mazot artıyor? Vallahi onu bilmiyorum kardeşim. Onu şimdi... Çünkü çok kısa bir sürede ikiye katlandı neredeyse. O yüzden soruyorum. Abim nedeni ekonomi. Ekonomik sıkıntılarımız var. Yani ülkemizin gidişatı belli yani. Belli abi. Belli yani ekonomi olsa yani mazot zaten bizim ülkemizde her şey mazota bağlı. Yani bu balık da böyle, meyve de böyle, sebze de böyle yani mazotla ilgili. Eyvallah. Yorumladığın için teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim kardeşim. Kendine iyi bak. Sağ kolay olun. Gelsin.